Cumhuriyet Halk Partisi grup önerisinin gerekçesini açıklamak üzere söz talep eden Tekirdağ Milletvekili Sayın Candan Yücel. Buyurun Sayın Yücel. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, pandeminin ilk gününden bugüne büyük bir özveriyle hayatlarını hiçe sayarak en önde mücadele eden hekimler maalesef bugün de hak mücadelesi vermek zorunda bırakılmaktadır. Müteşekkir olunması, ahde vefada bulunulması, en azından kutlanılması gereken bir günde 14 Mart Tıp Bayramı'nda maalesef Tıp Bayramı'nı grevde girmişlerdir. Sağlık emekçileri en çok hastalanan, en çok ölen meslek grubu olmalarına rağmen COVID-19'u meslek hastalığı saymayan, 5 dakikada bir muayene yapmaya zorlanan ve ağır çalışma koşulları, uzun çalışma koşulları angarya dayatılan, yıllardır sağlıkta şiddete karşı etkili bir yasa yapmayan, sağlığı değil ekonomiyi önceleyen ve maalesef toplumun sağlık hakkını, koruyucu sağlık hizmetini yok sayan, emeği değersizleştiren, maalesef yine mesleki değerleri tahrip eden, hekimleri hedef gösteren, yoksulluk sınırı altında kalan bir ücreti dayatan bir zihniyete, bir algıya karşı hak mücadelesi verdiler, veriyorlar. Evet mutsuzlar, evet yorgunlar, kırgınlar ama her şeye rağmen sistem hatalarını düzeltme ve daha iyi hizmet verme uğruna görevdeler. Yalnızca kendi hakları için değil, toplumun sağlık hakkı, yaşam hakkı ve ülkemizin geleceği için grevdeler. Bu emeğe, bu özveriye karşın devletin en üst düzeyinden işittikleri cümle ise giderlerse gitsinler. Aslında hak etmedikleri ifadelerle ilk defa hedef gösterilmiyor hekimler. Üstelik ilk kovulmaları da değil. Bugünün Cumhurbaşkanı, 10 yıl öncenin Başbakanı gene greve çıkan hekimler için çalışmak istemiyorsanız çeker gidersiniz demişti. Ben doktorlara iğne yaptırmam. Doktorlar adam alim Allah insanı felç eder. Doktor efendi dönemi de bitti demişti. Dönemin Sağlık Bakanı doktorun elini hastanın cebinde demiş ve sağlıkta dönüşüm programına karşı olumsuzluklarını anlatan, uygulama hatalarına dikkat çeken hekimlere de paracı doktorlar gürültü yapıyor demişti. Aslında bu açıklamalar topluma hekimi tek istekleri paraymış gibi göstererek yaşanan krizin üstünü örtme çabasıdır. Bugün gelinen nokta, sağlıkta dönüşüm programı adı altında biliyorsunuz, koruyucu sağlık hizmetleri başta olmak üzere sağlık sisteminde adım adım yaratılan çöküşün bir sonucu. Türkiye'de tam bir kriz var değerli arkadaşlar. Tam bir sağlık krizi yaşanıyor. Hastaların tedavi olamadığı, doktorların mesleğinin gereğini yeterince yerine getiremediği bir durum var. Değerli arkadaşlar, sadece ekmekte, yağda, akaryakıtta kuyruk yok. Bugün sağlıkta da kuyruk var. Polikliniklerde kuyruk var. Ameliyathanelerde kuyruk var. Hastalar randevu alamıyorlar. Hasta randevu sistemi çöktü. Haftalar ya da aylar sonra randevu alabiliyorlar. Asistanlar eğitim alamıyorlar çünkü hoca yok. Şehir hastaneleri düzeni işlemiyor. Şehir hastaneleri sağlık sistemimizi adeta felç etti. İlçe hastanelerinde hekim açığı has safhada, artık hekimler hastane hastane dolaşmaktan yoruldu. Ve en önemlisi aile hekimleri angarya ve son çıkardığınız ceza ve aslında sözleşme ve ödeme yönetmeliği adı altında eziliyorlar. Haksız cezalar, sözleşme fesihleri, yoğun iş yükü altında maalesef birinci basamak sağlık hizmetlerinde çok yoğun aksamalar var. Şimdi toplumun her kesimine bıçak kemiğe dayandı ama gerçekten 5 dakikada bir muayene yapmaya zorlanan, 36 saat nöbet tutan, emeklerinin karşılığını alamayan, üstüne bir de şiddet ve tehdit gören hekimler, doktorlar gerçekten yoğun bir stres altındalar. Ve onlar da maalesef genç hekimler başta olmak üzere kurtuluşu başka ülkelere gitmekte buluyorlar. Bakın TTB'nin 2012 yılında sadece 59 hekim yurt dışına çıkmak için ihal almış. 2021 yılında bu tam 24 kat artmış. 1405 kişi bunu yapmış. Bir insan için ülkesini terk etmeye karar vermek, başka bir ülkede hayat kurmak hiç bence kolay değil.
Gerçekten çok önemli sebepleri olmalı. Bakın, yurt dışına gitmek isteyen sağlık çalışanlarının %51.6'sı daha iyi yaşam ve çalışma koşulları için gittiğini ifade etmiş. Yalnızca %1.8'i özlük haklarının eksikliğini ifade etmiş. Yani doktorların önceliği, Sayın Cumhurbaşkanı'nın ifade ettiği gibi... Tamamlayalım lütfen. İfade ettiği gibi para değil. İstifa edenler diyor ki %42'si tükenmişlik yaşıyorum, yorgunluk yaşıyorum, gelecek kaygısı yaşıyorum. %25.8'i daha iyi yaşam ve çalışma koşulları arayışıyla gidiyorum diyor. Ama bunu görmeyenler doktorları para gözlükle suçluyor. Değerli arkadaşlar, buradan tükeniyoruz, geçinemiyoruz diyen hekimleri dinlememiz lazım. Bıçak kemikte diyorlar. Bu sese, bu çığlığa kulak verelim. Gelin tekrarın gücüyle bu anlamda bu çalışmaları yapalım. Sağlık sorunlarını tespit edelim. Sağlık sistemimizin sorunlarını tespit edelim. Ben bu vesileyle desteğinizi bekliyorum ama buradan bir kez daha canı pahasına bu toplum sağlığına hizmet veren, hayatını kaybeden tüm meslektaşlarımın aziz hatırası karşısında saygıyla eğiliyor. 14 Mart Tıp Bayramı'nı tüm meslektaşlarımın kutluyorum.